Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Destek olmak için abone olabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinmek için Telegram kanalımıza abone olabilirsiniz. Bugün ablasıyla birlikte sevgilisiyle üçlü yapan kızın itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itirafınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Selamlar ben Elif, ismimi vermekten korkmuyorum. Zira korkacak bir şeyim de yok. Ablamın ismi de Meryem. Bu kanalda insanların itiraflar paylaştığını gördüm. Ve ben de kendi itirafımı sizlere sunmak istedim. Çok ilginç bir fantezimizi gerçekleştirdik. Benim için çok zevkliydi. Ve yine olsa yapardım. Bazen ablamla da kaçamaklar yaptığım oluyor. Şimdi sizlere en baştan itirafımı anlatacağım. Umarım bu fantezimizi beğenirsiniz. Öncelikle bunu anlatayım ki Ablamla benim ailemiz çocukluk da bizi bıraktı ve bir ailemiz olmadı maalesef. Çocuklar evinde büyüdük ve orada her türlü pislikleri gördük. En iyi arkadaşım da ablamdı zaten. Tüm dertlerimizi birbirimize anlatırdık. Ablam benim babam ve annemdi. Aynı zamanda sevgilimdi. Tüm hoşlandığımız kişileri onunla konuşurdum. Neyse, hayat böyle gidiyordu ve biz artık büyüdük ve oradan ayrıldık. Kendimize bir markette iş bulduk ve orada çalışmaya başladık. O zamanlar kira bir evde bulduk. Öyle geçeniyorduk. Okumadık tabii güzel bir iş bulmak da zordu. O sıralar markete bir çocuk. Sürekli gelip giderdi ve çok iyi bir insana benziyordu. Çok yakışılı ve genç bir çocuktu. Bizden bir yaş büyük olurdu. Bizim de o sıralar sevgili bulma zamanımızdı. Paramızda az zaten birini bulalım da bizi yaşatsın diyorduk. Paralı biri gerekliydi. O çocuk da her geldiği zaman ne pahalı ürünse ondan alıyordu. Genellikle sabahlar kimsenin olmadığı zamanlar geliyordu. O geldiği zamanlara çok iyi görünmeye çalışıyordum. Bazen parayı uzattığında ellerimle onun eline dokunur, gözlerine dik bakar ve onu etkilemeye çalışırdı. Sonunda bunu başarmıştım. Benimle artık sabahlar gelip sohbet etmesi çok normal bir rutin haline gelmişti. Sonra daha da ileri gittik. Ve ona numaramı ver. artık ara sıralarda dışarı görüşüyordu. Benimle gezer ve bazen bir restoran yemek. Çok iyi bir insan. Ablam da benimle sevgiliydik ve onunla vakit geçirmeyi çok seviyordum. Ailesiyle beni tanıştırmıştı ve markette çalıştığımı onlara söylememiştim. Çünkü o okumuş bir adamdı bense. Cahil. Öyle markette çalışan bir kızdım. Fakat aklını almayı başarmıştım. Zaman böyle geçerken o kendini geliştiriyordu bense. Öyle yerimde saymaya başlamıştım. Ya bu çocuk benimle evlenirdi ya da bir zaman geldiğinde ayrılacaktık. Onu evime davet etmeye başladım ve tabii küçük bir evde ablamla kalıyordum. Ablam dışarıda olduğu zaman evime davet ettim ve aklımda onunla birlikte olmak ve daha da kendime bağlamak vardı. Bize geldi ve öyle film izleriz dedik. İçki de almıştım. Biraz içtikten sonra onun dudağından öpmeye başladım. Sonra üzerimizdekileri çıkardık ve evde birlikte olduk. Bizim haberimiz olmadan ablam eve gelmiş ve bizi izliyormuş. Kafamı kaldırdım ve ablam kapıda bizi izliyordu. Ben sevgilimle ne yapacağımı bilmedim ve ablam beklemediğim anda "Size katıla, bilmir miyim?" diye sordu. Ne diyeceğimi bilmedim ve onu da davet ettim ablamla. Sevişmeye başladım. Arkamdan da sevgilim işini yapıyordu. Sonra benimle işi bitti ve ablama geçti. Onu o sıra hiç kıskanmadım. Fakat sevdiğim ve evlenmek istediğim kişi ablamla birlikte oluyordu. Ablam da benimle sevişiyordu o sıra. İşimizi bitirdik ve sarhoş olduğumuzdan ne yaptığımızın farkında değildik. Zaten uyuduk o olaydan sonra. Sabah kalktığımızda biz işe gittik ve sevgilim de evden ayrıldı ve kendi işine gitti. Tüm gün boyunca dün olanları hatırlamaya başlıyordum. Ve ablamı kıskanmaya başlamıştım. İşten çıktıktan sonra sevgilimle görüştüm ve dün neden ablamla birlikte olduğunu sordum ve sarhoş olduğunu dedi. Ben de onun üzerine çok gitmedim. Neyse ama aklımda kalmıştı. Bir süre geçti ve artık ablamla kavgalar yapmaya başlamıştım. Ablamı kıskanıyordum. Sevgilimle de sürekli kavgalar, sürekli bir tartışmalar yaşıyorduk. Nedense o günden sonra kendime gelemiyordum. Belki yine benimle birlikte olursa ona kendimi bağlarım dedim. Fakat ne kadar onunla yattıysak o kadar benden uzak kalmaya başlıyordu. Ve yalnız bedenimi kullanmak için benimle konuşuyordu. Sebebinse sonra da öğrendim. İşte onu bildiğim gün dünya pişağıma yıkıldı adeta. Artık ne ablam kaldı ne de sevgilim. İşte o itiraf ne anlatayım. Bir gün işten çabuk çıktım ve kafamda bir ağrı vardı. İzinle eve tez geldim ve içeri geçtiğimde sevgilimle ablam aynı yataktaydı. Kapıyı açtım ve çıplak şekilde uyuyorlardı. O an gözlerim doldu ve ağlamaya başladım. Kapıyı kaptadım ve sokakta geceye kadar gezdim. Sonra cebimdeki son paralarla gittim Kendimi bir bara. Kendimi çok kötü çok ve içmi. kullanılmış hissettim. O an onu da kıskandırmak için bir erkekle beraber olmak istiyordum. Barda bir çocukla tanıştım ve birlikte çok fazla içtik. Kafam gitmişti artık. Yürüyemiyordum bile. Beni evine apardı. O an neler yaşadığımızı hatırlamıyordum bile. Sabah uyandım ve kafamda çok kötü bir ağrı. Bir adamla çıplak şekilde aynı yatakta uyuyordum. Ne gariptir ki bana kahvaltı yapmıştı ve hayatımda ilk kez biri bana yemek sunmuştu. Onunla birlikte yemek yedik ve kendi itirafımı ona anlatmaya başladım. Sonra onun da kim olduğunu öğrendim. Sanırım benim kafamda birisiydi ve ailesinden uzakta yalnız yaşıyordu bana numarasını verdi. Bir daha beni araması için rica etti. Ben çıktım, veden ve işe gittim. Ablamla aynı işte çalıştığım ve onu göreceğim aklımdan çıkmıştı. İşte onu gördüm ve tüm kinimi kusmak istiyordum. İş boyu onunla konuşmadım bile. İçime kin dolmuştu ve kendimi berbat hissediyordum. İş bittiğinde ablam bana doğru geldi ve biliyorum çok hırslısın. Fakat biz yıllardır kendi başımıza kaldık ve en kötü Günümüzde bile yan yana durmalıyız. O adam seni kullanıyordu ve hiç evlenmeyecek. Beni de kullandı evet ve hiç aklım buna yetmedi. Bunları dediği sıra yüzüne bir tokat vurmak istedim ama kendimi tuttum. Onu hayatımdan sildim ve sen de onunla konuşma dedi. Bunları dedi ve ben orayı terk ettim. Yine o çocuğu aradım ve evine gittim. O işteydi ve aşağıda gelene kadar bekledim. Zaten çok geçmedi. Geldi ve evine geçtik. Yine dertleşmeye başladık ve o gecede onda kaldım. Gitgide ablama karşı hırsım soğudu ve artık olanları unutmuştum. Tabii bu tanıştığım bu şirin ve yakışıklı çocuk sayesinde olmuştu. Hayatımın değiş noktası o oldu zaten. Bir süre böyle geçti ve sonra evime dönmeye başladım. Ablamla işten çıktığımda ona sarıldım ve özür diledim. O da benden özür diledi ve artık olanları unutmuştuk. Eve gittik ve konuştuk. Yeni bir kişiyle tanıştığımı anlattım ve onu benden alma falan şakaları yaptık. Sonra o an üçlü yaptığımızı hatırladık ve ikimiz de hoşuna gitmişti bu. Ne kadar kıskansam da onu. Evet, hoşuma gitmişti. Yalan söylemeyeceğim. Ve ne yazık ki yine bunu yaptık. Yeni tanıştığım çocukla ben ve ablam üçlü yaptık. Sonra ondan da ayrıldım ve böyle devam etti. Bazen ablamla da ikimiz kız kıza birlikte oluyoruz. Bu sıkıcı hayatımıza renk katıyor. Bu beni mutlu ediyor ve artık her yeni tanıştığımız kişini buna davet ediyoruz. Çoğu ki bunu kabul ediyor ve birbirimizi kıskanmıyoruz. Bazen onun sevgilisiyle ben birlikte oluyorum, bazense benimkiyle o. Durumu artık aramızda hiçbir perde kalmadı. Fakat hala gençiz ve hayatımızın renkli gitmesi bizi mutlu ediyor. Eminim biraz büyüdükten sonra bundan vazgeçeceğiz. Evet, benim itirafım bu kadar ve içimden geçenleri anlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım bizi yanlış anlamadınız. Bu itirafını daha önce kimseye anlatmadım ve sizlerle paylaşmak istedim. Yani yeni tanıştığım insanlar bizim ilk defa bunu yaptığımızı zannediyor ve bundan keyif alıyoruz. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.